Ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şeye hoş geldiniz. Burada her şey var. Hoş geldiniz efendim. Bugün yine hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de programımıza katılmak isterseniz bekleriz. 0212 454 55 71 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Instagram sayfamız TGT.EU.TV önümde her daim açık. Oradan gelecek, sizden gelecek güzel mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, partnerime dönmek istiyorum. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi, sizler nasılsınız? Umarım iyisiniz. Siz sevgili izleyicilerimiz de çok iyi. Yani ekranları başında bizi izleyen, takip eden efendim izleyicilerimize de buradan kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Hayatım boyunca hep aceleciyim. Böyle... Tez canlıyım, öyle diyeyim. Evet. Yani hani konuşurken bazen kafamdan geçen şeyler olup böyle kısa söyleyeyim de karşımdaki anlasın. Yok. Hakikaten ama işimde de bir şey yaparken telaşlı, hızlı hızlı. Şimdi burada her şey var diyeceğim, burada her şey hoş geldiniz. Evet. Evet, denilebilir. Onun için acele etmeyeceksiniz. Ama çok efendim, da ağır kanlı olmamak lazım, bilmiyorum. Tabii çok benim da ağırdan almamak lazım. Ama evet, ama acele de etmemek lazım. Çünkü mintanınız, pantolonunuz, ayaklarınız birbirlerine dolanır. Olmaz, diliniz dolanır. Olmaz efendim. Onun için ne yapacaksınız? Serin kanlı olacaksınız, soğuk kanlı olacaksınız, tane tane anlatacaksınız. Anlaşılır gibi anlatmaya devam edeceksiniz. Tamam, size katılıyorum ama yine de diyorum ki ben ağır kanlı da olmuyor. Yavaş yavaş, ay bugünün işini yarına mı bıraksam? Evet. Öyle mi ya? Hayır, ben ona da hiç dayanamam. Evet, heyecan iyidir. Heyecan çok önemlidir. O ruhu taşımak lazım. Ama ve fakat dediğiniz gibi seri kanlılığı da kaybetmemek lazım. Bilhassa yayıncılar çok önemli bu konuda. Telaş etmemek lazım, heyecanlanmamak lazım. Önemli, bütün kameralar seni takip ediyor. Öbür tarafta vatandaşlar da sizi izliyor. Kolay değil efendim. Şimdi programa böyle bir girizgah yaptık. Buyurun. Ama bir şey daha var. Biliyorsunuz Atatürk Havalimanı millet bahçesi oluyor. Evet. Dünyanın büyüklerinden oluyor. Evet, programımızda da konuşmuştuk. Evet, yani tartışmalar çok devam etti. Geçmişte çok tartışma yapıldı efendim. Araplara satılıyor buralarda. Efendim, gökdelenler yapılacak, beton yığını falan vesaire. Şimdi millet bahçesi oluyor. Ama bu defa başka bir türlü muhalefet, efendim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da burada, Canan Kaftancıoğlu da sabah oraya gitti. Bir endişe var, diyorlar ki efendim burada Atatürk Havalimanı vardı, burada Atatürk ismi vardı. Dolayısıyla burayı siz millet bahçesi yaptığınıza göre Atatürk ismi olmayacak, ne yapalım şimdi diye. Efendim çok basit ya, o zaman şey yapın, isim olarak Atatürk Millet Bahçesi diyebiliriz yani. Tartışmanın bir anlamı yok. Sonra... sevgili Canan Hanım, yani siz öncelikle Mustafa Kemal diyorsunuz da Atatürk diyemiyorsunuz. Atatürk deyiniz efendim, lütfen istirham ediyorum. CHP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Hanım Atatürk desin efendim, Mustafa Kemal'de kalmasın. Yani şimdi Ataullah diyorsunuz, benim soy ismim Arvas efendim. Ataullah Arvas diyebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk, Türklerin atası. Lütfen bunu söyleyin. İnşallah Millet Bahçesi'ne ya da Atatürk Havalimanı gittiyse Millet Bahçesi'ne de bırakılır. Bir tartışmanın, konuşmanın bir anlamı yok. Ben niye söylüyorum? Politikacılar bugün bunu tartışıyor. Memleketin haline bakın. Etrafımızdaki savaşa bakın. Toz dumana bakın. Biz neyi tartışıyoruz, değil mi? Aa, lütfen efendim, buralar beton yeğeni olmasın, inşaat olmasın, gökdelen olmasın. Ne yapalım efendim? Burası park olacak dediler. Park oluyor. Daha ne istiyoruz efendim? İsim. Gayet tabii önerebilirsiniz. Bir de bir şey var tabii, biliyorsunuz çok meşhur. Hani bu İsveç ve Fransa biliyorsunuz NATO'ya müracaat ettiler. NATO'da fazla tehlikeli oynamasın efendim. Yani genişleyelim ama öbür tarafta bir savaş var. Rusya'yı ciddi bir şekilde tahrik ediyorsunuz. Yani Ukrayna, efendim NATO'ya girdim, giriyorum, gireceğim falan derken ne oldu? Savaş çıktı ve Rusya Ukrayna'yı işgal etti.
Şimdi Finlandiya, İsviçre ne yapacaklar? Efendim NATO'ya girmek istiyorlar. Biz de hayır diyoruz. Hakkı alimiz vardır efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki sen PKK'yı besliyorsun. Bürolar açıyorsun. Hükümet üyelerin, bakanların gidiyor açılışa. Öbür tarafta FETÖ'cülere de vatandaşlık imkanı tanıyorsun. Sen bunlardan vazgeçmedikçe ben NATO'da seni görmek istemiyorum. Değil mi efendim yani? Hakkımız bu. Pazarlık devam edecek. Tabii NATO'da özellikle Amerika'da serin kanlı açıklamalar geliyor. Türkiye'nin endişelerinin giderilmesini istiyorlar. Evet bizim endişelerimiz var. Aynı zamanda bu ne olduğu çok güzel bir şey de var burada. Önemli bir bizim için çok önemli bu konu. Yani bizim paydaşlarımız, bizim stratejik ortaklarımız, aynı zamanda NATO'da ortaklarımız ne yapıyor? PKK terör örgütüne terör örgütü diyor ama besliyor. Maalesef silah verenler var, ülkelerinde efendim barındırıyorlar, o paçavralarıyla sokak ve caddelerde yürüyüş yapıyorlar. Bunun için çok önemli. Evet, Sayın Devlet Bahçeli'nin de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de sabah bir açıklaması vardı. Onu da hemen belirteyim. Bu gündemi de kaçırmayayım. Ondan sonra ana gündemimize gireceğiz. O da diyor ki Finlandiya ve İsviçre NATO'ya dahil olması savaşın devam etmesi, genişleyerek maalesef devam etmesi anlamını taşıyor. Aman ha falan öyle bir ikazda bulundu. Bütün bunları belirttikten sonra, bu gündemi de söyledikten sonra 3-5 dakika içerisinde sonra efendim ne yapacağız? Gerçek gündemimize gideceğiz evet, efendim. Devamına evet. Efendim. Tabii. Evet, bu sizin anlattıklarınızda gündem zaten. Gündem tabii mecburen. Atlatırsak şimdi diyecekler ki ya nasıl bir televizyon programı falan. Ama biz light haberleri çok affedersin. Daha, soft haberler. Daha soft haberleri siyaset diyelim. Bizim programımızda çok yok diyelim. Ama bazı hatırlatmada bulunmak lazım. Memlekette bu da konuşuluyor. Onu da tespit ettikten sonra hemen gündemimize geçiyoruz efendim. Evet, buyursunlar efendim. Evet, devam edelim. EYT seneye çözülecek. 3600 ek gösterge Temmuz'da yasalaşacak. Kamudaki 500 bin sözleşmeli kadroya alınacak. EYT sorunu da 2023 başında aşılacak. Siz ne diyorsunuz? EYT'yi ben de bekleyenlerdenim bu arada. Öyle mi? Siz de mi EYT'lisiniz? Yanımda bir EYT'li var. Duygularınızı alalım. Ama emeklilik size yakışmaz ki Arzu Hanım. Yani ne emekli olacaksın? Yakışır. 52'yi beklemeden emekli olsam fena mı olur fena yani? Fena mı olur değil mi? Vallahi iyi olur yani. Şimdi EYT'liler zaten kendilerini sürekli hatırlatıyorlar. Ama biliyorsunuz biz Avrupa müktesebatına dahil olmak için Bülent Ecevit hükümeti döneminde bir imza attık. Dedi ki efendim emeklilik yaşı 65. Öyle mi? Avrupa'da öyle. Şimdi Avrupa 70'i düşünüyor. Ne olacak efendim şimdi? Nasıl olacak? Şimdi EYT'liler çıktılar haklı olarak. Efendim biz bu kadar prim yatırdık. Günümüzü de doldurduk. Bizim emekliliğimiz, emekliliği hak ettik. Daha benim primlerim var. Biraz daha azıcık var. Var. Siz tam EYT'li değilsiniz. Değil miyim? Değilsiniz. Bir yıldan az kaldı ama primi. Tabii olsun EYT'li değilsiniz. Ama zaten bir yıl içerisinde çözülecek inşallah. Bütün bu sorunlar, hani Süleyman Bey'in bir lafı vardı. Ya ne yapalım, her şeyi kucağımızda bulduk. AK Parti'nin kucağına attılar. Hadi çöz bakalım, biz oraya imza attık. Yaş 65 olması lazım ama ne yapalım arkadaş yani falan. O dönemin bakanı da çıktı. Dedi ki biz haklıydık, haklıyız. Bugün de olsa aynı şeyi yapardım. Yaş 65 arkadaş, vazgeçmiyorum dedi iddiasında. Yaşar Okuyan Bey, iddiamdan vazgeçmiyorum. Bu böyle olması lazım ama öbür tarafta efendim emekli olmuş ama maaşı bağlanmamış EYT'liler de diyorlar ki kardeşim biz 45'i doldurduk 50'ye doğru gidiyoruz. Ne yapacağız? Bir iş başvurusu bulunuyor, bu iş başvurusunda bulunuyoruz. Bize diyorlar ki canım 50 yaşındasınız, 45-48 yaşındasınız. Sizi ne çalıştıralım? Sizi çalıştıracağımıza orada alttan efendim gençleri alacağız, yetiştireceğiz. Kademe kademe şirketimde 20-30 sene çalışacak, bana faydalı olacak. Sen şimdi yaşını başına aldın emekli olarak. Biz seni almıyoruz, alamıyoruz ya da 3-5 kuruş veriyorlar. Bu da onların zoruna gidiyor. 45 yaş ileri bir yaş mı? Hayır ya, insanın neredeyse en güçlü yaşı yani 35-40. Bunlar güçlü yaşlar. Yani bu yaşlarda örtü ölem diyemezsiniz, gençsiniz. Ama efendim ne yapalım, işte bizim de emekli olmamız lazım. Aslında ben köye varıp işte inek besleyecektim, davar besleyecektim, köyde olacaktım. Emeklilik maaşımı da orada bana yeterdi falan diyenlerimiz de çok. Gidebiliyorlar mı?
birçoğu gidemiyor. Çünkü kızı evlendirmiş, çocuk da burada, torunlar burada. Gitmek istiyor, bir türlü gidemiyor. Böyle bir şey var yani, saplanmış kalmış böyle kalabalık şehirlerde falan. Onların da hakkı vardır. Fakat bunlar bir müddet sonra, şimdi açık açık konuşalım, biraz politize olundu bu mesele. Yani bazı parti liderleri, efendim biz çözeriz, biz bu işi hallederiz, biz bu işi böyle yaparız, siz çok büyük haksızlığa uğradınız dediler, diyorlar. Ve bunun ceremesini, faturasını da bazı EYT'liler AK Parti'ye kestiler. Şimdi gelinen noktada AK Parti gene ben halledeceğim diye üzerinde çalışıyorum. Bir seneye varmaz bu işi halledeceğiz. İnşallah. 3600'ü de halledeceğiz. Efendim kadro meselesini de halledeceğiz. En az 500 bin kişi yani işçi kadroya alınacak. Devlet memuru olacak. Bizi dinleyenler şimdi bu müjdeyi aldıktan sonra sevinecekler ama bu son bir sene içerisinde olacak. Hükümette de zaten bu seçime gidiliyor biliyorsunuz. 2023'te seçim var. Yavaş yavaş bu dertleri de bu problemi olan insanlarımızın da meselelerini inşallah halledecekler. Haziran ayında sanıyorum 3600 meselesi halloluyor efendim. İşçilerimiz de devlet memuru oluyor. Ondan sonra sıra EYT'ye geliyor efendim. EYT'lilerimizin de meselesi çözülecek Temmuz inşallah. Temmuz bu arada 3600. Ha, 3600, Temmuz değil mi? Temmuz'da bitiyor yani. Aynen. Hükümet diyor ki Sayın Bakan biz Temmuz'da bu işi bitiriyoruz. Onun sözü var ama diğeri de bir sene içerisinde. Yani EYT'lilerin de problemi bir sene içerisinde inşallah hallolacak. Evet, inşallah. Müjdeli haberler duyurulur, bunlar yani. Ne verirsen elinle o gelir seninle derler ya. Ne yapalım? Bunun bu problemler geçmişten süre geliyor. Yıllardır devam ediyor. Efendim bu bizim meselemiz değildir diyemez Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hatta hükümeti bunu halletmesi lazım. Şöyle ya da böyle halledecekler. Onu görüyorum efendim. O iradeyi, o kararlılığı Sayın Bakan'ın açıklamalarında buldum, gördüm efendim. Ben inanıyorum. Evet inşallah. Buyurun efendim. Balda İran ve Yunan kıskacı. Üretimde dünya ikincisi, bal kalitesinde ise lideriz. Ancak ihracatta sıkıntılar var. Elimizde bol ve vasıflı bal olmasına rağmen iç piyasayı İran ve Yunan ürünleri kuşatmış durumda. Yabancılar e-ticaret siteleri kanalıyla kalitesiz tonlarca balı pazarlayıp ciddi paralar kazanıyor. Türkiye'nin dünyanın en kaliteli balını bu iki ülkeye satması ise engelleniyor. Evet, şimdi sosyal medya çok önemli. Evet. Sosyal medya üzerinde e-ticaret çok yaygınlaştı, aldı başını gitti, kurumsallaştı da. Kolay da olmadı kurumsallaşması çünkü bazen bir ürün istiyorsunuz, mesela ayakkabı istiyorsunuz, size salatalık geliyor cacık. Şimdi çok saçma gerçekten. Değil mi? Onların hepsi arındı, yavaş yavaş yerine oturdu. Vatandaş ne yapıyor? İşte şuradan buradan istiyor, geliyor mamul. İstemiyorsunuz, iade ediyorsunuz. Ya aynen. Da dediğiniz gibi olmuyor. Bir numara fazla geliyor ya da küçük geliyor, ayağınızı sıkıyor. Neyse ayakkabıdan girdik ya, gönderiyorsunuz, adam diğerini gönderiyor. Ya da iptal ediyorsunuz, size paranızı iade ediyorlar. Çok önemli bir mecradır burası. Şimdi İran bunu kullanıyor. Yunanistan da bunu kullanıyor. Bizim balımız çok güzel. Kesinlikle. Vallahi çok güzel balımız var. Ama biz bunu yapamıyoruz, satamıyoruz. Elinoğlu yapıyor. Ben Vanlıyım, Van'a gittim. İran'dan çok insan var. Geliyorlar, ticaret yapıyorlar. Bavul ticareti neyse sırtlarında alıp götürüyorlar. Ama aynı şekilde Kurtalan treni var biliyorsunuz meşhur. Kurtalan treninde İran'dan bize karpuz geliyor, patlıcan geliyor, biber geliyor, domates de geliyor. Hem de bakın Şubat ayında karpuz geldi ya. Yani evet. Mart başlarında karpuz geldi. İran karpuzu, adam kamyonu burada iki telli de açmış karpuz satıyor. Ne karpuzu ya? Hani bizim Şanlıurfa'mızın, Diyarbakır'ımızın efendim birçok yerde karpuz geliyor. Adana karpuzumuz, onlar çıkmadı ki daha kardeşim. Bu ne karpuzu? Efendim İran karpuzu diyor. Adam iki telli İran karpuzu sattı Mart'ın başında. Ne haber? Ya bunun önüne geçmek lazım. Güzel balımızı alacağız, satacağız, insanlarımıza ulaştıracağız. Yoksa şekerli reçel tadında ballar efendim vatandaşa satacaklar. Bunlar vatandaş da alıyor zaten. Hiç yemeyin onları yani, daha iyi. Değil evet mi? Bence de. Yani bir bakın İran'dan mı geliyor, Yunanistan'dan mı geliyor? Ne oldu bizim balımıza? Kram mı düştü içine derler Anadolu'da?
Bu çok önemli. Bir ara bazı şirketler vardı. Yine böyle efendim 4 kilo balı bilmem kaç kuruşa veriyorlardı. Ya nasıl olur bunu falan. Kendileri üretiyordu. Yani İran'dan getiriyorlardı. Millete satıyorlardı. Baldan ziyade her şeye benziyordu. Yani böyle bir bal yiyeceğinize ucuz etin yağlısı olmaz sevgili izleyiciler. Doğru dürüst bal alın. Nereden aldığınızı bilin. Nereden geldiğini bilin. Ona göre bal alın, yiyin. Şifalar olsun. Yoksa bakın Yunanistan'dan geliyor e-ticaretle istiyorsun adam sana gönderiyor. Bal mı? Bal. Bal mı gerçekten? Değil. Vallahi değil. Şekerli. Yemin ettim. Ya. Şekerli şeker ne diyelim? Tanıyorum. Öyle yani basıyor herif arıya şekeri. Şimdi görüyorum ben bazı yerlerde mevsimidir. Hadi arının canlanması için Mart'ta Nisan'da biraz veriyorsunuz. Canlansın. O arada çiçek açılmamış ya hayvan biraz canlanacak, biraz kendine gelecek, sonra uçacak. Bu tamam. Ama arkadaş sürekli şekeri basıyorsun. O da bal yapıyor. O balı da sana bal diye satıyorlar. Bal olur mu? Şeker yiyorsunuz efendim. Evet. Evet. Buyurun. Hani bal yiyeyim sağlığım için derken şeker daha hastası kötü oluyorsunuz. Sağlığınızdan tabii olabilirsiniz yani. Hakikaten çok dikkat etmek lazım. Evet, trafik poliçesi vatandaşın çilesi. Sigorta şirketleri artan maliyetler sebebiyle zorunlu olan trafik poliçelerini yapmaktan kaçıyor. Vatandaş yana yakıla sigorta yaptıracak şirket arıyor. Yapan şirketler ise fiyatı geçen yıla göre 3-4 kat arttırmış durumda. Girdilerimiz arttı efendim. Evet, akaryakıta zam geldi. Evet. Akaryakıta zam geldi, poliçeye de zam geldi, değil mi? Her şeye zam. Ama en çok şunu söyleyebilirler. Ya benim oturduğum bina işte 3 liraydı, 5 lira oldu. Ya o da ne kadar yani bir poliçeye yansıtması gerekiyorsa, yansıtılması gerekiyorsa onu yansıtın efendim. Böyle fırsatçılık yapmayın kardeşim. Mecbur ya vatandaş, mecbur bunu yapacak. Bunu yapması için de ne diyor adam? Allah abi biz de zam yaptık bu kadar. Ya bu kadar zam olur mu kardeşim? Poliçenin neyle üretiyorsunuz? Gübre var mı orada? Tohum ne falan? Tohumu kaç paradan aldınız? Gübre kaç paradan? Akaryakıt efendim bu kadar olduğu falan. Bu poliçe benzin mazot diyor mu efendim? Ne dersiniz? Yani ayıp. Vallahi çok ayıp. Denetlenmesi şart. Piyasaların bu süreçte boş bırakılmaması lazım. Çok önemli iki psikoloji var. Daha önce de ben bunu söyledim. Bir, tüketici psikolojisi. İyi satıcı psikolojisi. İki, satıcı psikolojisi. Birisi, daha da zamlanacak diyorlar vatandaş. Çaya %13 zam geldi herif. Bir paket alacağına 13 paket almış. Ne yapacaksın? Şimdi mutfağı, %40 ama zam geliyor. %100 koyacak işte o yani. Neyse üst üste koyuyor falan. Niye şey yapacaksınız? Ya çay bu. Temel gıda maddesi mi? Çaysız yaşayamaz mıyız? Ya da haftada günde 2 bardak çay içelim ya. Ya Ata Bey, hayır bu konuda size katılmıyorum. Niye? 5 bardak çay mı içerim? Siz kaç bardak çay içiyorsunuz? Ya ben çok çay içmiyorum. Kahve daha çok tüketiyorum biliyorsunuz ama kahvaltıda çay içiyor. Biz efendim misafirimize çay demliyoruz. Akşam yemeğinden sonra çay demleniyor. Çaysız olmaz. Hani dediğiniz hayır gibi hadi simit yemeyelim, haftada bir gün yiyelim diyebiliriz ama çaysız olmaz ben yani. Ben işte o psikolojiyi tarif ediyorum. Siz anlamadınız. Diyorum ki 13 paket alma ya. Ben gördüm herif koymuş sepete. Adam zabıta sayıyor. %40 zam duyunca ne yapsın vatandaş? Daha da gelecek değil mi? İşte psikoloji bu. Daha da gelecek. Daha da gelse ne olur? Alma kardeşim içmeyi ver. Hadi hanımefendi diyor ki içeceğiz illa ısrar ediyor. Buyurun efendim afiyet olsun. Ama çay hakikaten, çay yani lüks bu, bir şey değil ki bu. Ama tamam da bu psikolojiyle siz piyasaya çıkarsanız bir paket alacağınıza 13 paket alırsanız bunun fiyatı artar. Bak ben bunu söyleyeyim size. O yüzden mi artıyor yani? Tabii bu psikolojidir. İkinci bir husus satan adam da ulan ben bunu yerine koyamam. Ben buna bir şey daha koyayım. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de dedi ki ben çay üreticisine taban fiyat olarak bu kadar parayı veriyorum. Bunu duyan lan oraya ciddi bir para verdi. O zaman biz de hadi zam koyalım. Değil mi efendim? Hı hı. Öyle dediler ve öyle yürüdüler. Ya taban fiyat nerede? Zam yapmak nerede? Nasıl anlaşılıyor onu bilemiyorum. Sonra bu iki psikolojiyi ciddi bir şekilde yönetmek lazım. Tatminkar olacaksınız. Çay bitmez. Çay Karadeniz'de var, yığınla var, orada üretiliyor. Gelecek ya, arkası var. Arkası kiraz bahçesi değil. Bakın biraz sonra çok güzel bir haber daha var. Ben burada göz ucuyla bakıyorum. Soğan meselesi ya.
soğan meselesi, onu da size izah edeceğim. Benim muhabirliğimde çok önemli bir hatıram var. Saldırmayın kardeşim çaya çorbaya. Satan da efendim, daha da fazla olacak, daha da bilmem ne olacak diye psikolojisiyle satmasın. Böyle hareket ederse toplantı, bakın Maliye Bakanı toplantı üzerine toplantı yapıyor. Bu psikolojiyi kırmak için, bunun önüne geçmek için bütün kesimlerle bir araya geliyor, konuşuyor. Bu psikolojiyi yönetmek adına Maliye Bakanı her şehirde, her vilayette ne yapıyor? Koşuşturuyor efendim yani. Lütfen bu bitecek, daha da zamlanacak. Yerine ne koyalım falan gibi bir psikolojiyle hareket etmeyin. Dediğim gibi çay bahçeleri yemyeşil. Bu sene çay rekoltesi de iyi. İyi de para verdi. Hükümet Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Arkası var. Yok değil yani. Böyle bir psikoloji yaşamayın ya. Kökü bizde, çay bizde kardeşim yani. Niye 13 tane şimdi, paket alıyorsunuz? 13 paket atmayın, ondan sonra zamlı zamlı alırsınız. Ne münasebet efendim. 3 paket al ya. Bak yeni çay geliyor. Buyurunuz tamam, efendim. Bir şey diyemiyorum. Buyursunlar efendim. Ama psikoloji çok önemli. Konuşuyoruz ya hani pazarda şu kadar, markette şu kadar. Hemen size yine bir şey anlatmak istiyorum. Pazarda artık mesela çilek düştü. 15 liraya düştü kilosu. Hı-hı. Dün bir marketten çilek alayım dedim. Ne kadar dedim kilosu? 34 lira dedi. Ben 2 gün önce 14 liraya aldım ya şu çileği. Ne oldu deseydin? Çileğin almadım, sonu gelmiyor mu? Bitti mi? Sormadım bile. Almadım. Yok dedim, almayacağım dedim. Pazarda yani olacağım. Bir yerde bir yağmur oluyor, bir don oluyor. Bir hafta, iki hafta sonu gelmiyor. Yani arkası yok diyoruz. Bir anda 15 liradan, 12 liradan 34 liraya olmaz çıkıyor. Olmaz yani. Hakikaten, olmaz. Hastalıklı bir ruh yapısı bu ya. Evet, olmaz böyle bir şey. Evet. Evet. Efendim buyursunlar. Peki devam edelim haberlerimizle. Lütfen efendim devam edelim. Tam bana göre haberler size var. Size göre haber var. Az önce de verdiğiniz sinyalini, soğan haberimiz var. Tabii efendim. Var. Zehirleyen soğana son. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da soğan hasadı üreticisini sevindiren rekolteyle başladı. Sadece şehirde 36 bin dekarlık alanda ekilen soğandan yaklaşık 140 bin ton rekolte bekleniyor. Fiyatlar yükselsin diye depolarda tutulan soğanlar tezgaha gelene kadar yeşillenmiş ve bu da zehirlenmelere yol açmıştı. Soğanın hasadıyla hem fiyat düşecek hem de tüketici zehirli soğana mecbur kalmayacak. Şimdi biz İHA kurulmuş. Ben İHA'dayım. Yolda işte İzmir'e geçeceğim. Bir telefon aldım. Birisi dedi ki abi dedi ya bu soğan muan yok ortada, fiyatlar şöyle böyle oldu dedi. Ben indim otobüsten. İzmir'e gidiyorum efendim. Niye otobüse binmişim onu da bilemiyorum. Ya bilet bulmadım ya da neyse böyle gideyim dedim. Herhalde Ankara'ya gidecektik. Oradan şey yapacaktık. Yani oradan bir yere niye gidiyordum ben bilmiyorum. İndim arabadan. Evet. Birkaç ilçe dolaştık Amasya'da. Oradaki dostlarla, ahbaplarla, arkadaşlarımızla. Şimdi soğan var. Soğanı depolamışlar. Birisi Fısıltı gazetesiyle kahvehanelerde konuşmuşlar. Oğlum soğanı depolayın. Soğan daha da fiyatı artacak. Soğan sarımsak memleketi buralar falan. Ama o bir ilçeden geçtik biz arkadaşlarla, ilçe bir girişte öyle bir soğan sarımsak kokuyor ki burnumuzu şey yapamıyoruz. Niye? Adamlar 30-35 gün soğanı depolamışlar, satmamışlar. Daha da fiyat artacak. Bozulunca hemen orada dereye atmışlar. Burnumuzun direği kırıldı ya. Böyle bir şey olamaz. Fotoğrafları çekiyoruz. Üreticinin psikolojisini öğrenmeye çalışıyoruz. Abi bize daha fazla pahalanacak, fiyatı yükselecek diye biz depoladık. İşte böyle oldu. Derede efendim sarımsak. Şimdi yine soğan sarımsak. Yine şeyde soğanı da depoladılar biliyorsunuz. Fiyat daha da yükselecek ya. Öyle bir herhalde bir 10 liranın üzerine çıktı. Patates de soğan da yakın bir tarihte. Tabii, tabii. Evet gene böyle bir çıktı falan. Yahu ne oluyor, ne bitiyor derken İşte bakın çok enteresan bir şey var. Hatay'da herhalde. Hatay'da evet. Çok güzel soğan. Rekoltesi de yüksek, arkası var. Yani soğan bitecek. Bu sene soğan yok. Alalım diye o zehirli, çillenmiş derler. Anadolu'da çillenmiş. Soğanı sattılar pazarda, millet ya, aldı. Çok kötü, yumuşak market. Yumuşaktı zaten. Tabii, dokunduğunuz zaman tabii o soğana yumuşak, hani belli kötü soğan. Evet, aldılar yemekte yedik ve zehirli. Bilim adamları diyorlar ki, eyvahlar doktorlar olsun. Ya bunlar zehir bunları yemeyin. Ama neden sonra milletin aklı başına geldi? Şimdi bakın yeni ürün geliyor efendim. Hatay'da bol miktarda soğan var. Ne yapacağız?
Bu nasıl bir psikoloji taşıdınız sevgili vatandaşlarım? Yani bir kilo ya da üç tane soğan alacağına gittiniz, üç kilo aldınız evet. Ya. Eve koydunuz. Ne oluyor? Şimdi soğanlar bozuldu ve bu bozuk soğanları da yemek yaptınız, yediniz. Atıl Bey, bu soğan hanımların mutfakta en çok kullandıkları şey. Onu 3 kilo almakta bir sakınca yok bence. Alın alın efendim, depolayın. Vallahi 3 kilo değil, 13 kilo alın. Bir problem var da tabii. 3 kilo bir problem değil yani. Şimdi bak, her gün zaten yemeğe o kadar çok soğan kullanılıyor ki. Tabii kullansınlar. Salatada da şimdi yaz geldi, kullansınlar. Sonra soğan çok önemli bir şey, yiyecek. Kanı temizliyor. Aynı zamanda ben de soğanı yiyorum. Soğan salatası yapıyoruz. Kesinlikle. İnce ince doğruyoruz. Ondan sonra üzerine zeytinyağı, üzerine biraz da kekik, sadece soğan yiyoruz. Çok güzel bu. Herkese tavsiye ediyoruz ama kardeşim, hastalıklı soğanı yemeyin. Aynı zamanda soğanı stoklayıp efendim çürütmeyin. Arkası geliyor şimdi, yeni ürün geldi. Ne yapacaksınız? Tabii yeni soğan geldi. Geçen gün aldım, çok güzeldi. Tabii. Bitti gitti yani şimdi. O eski soğandan eser yoktu yani. Yani yok olacak. Arkası yok. Kıtlık geliyor. Soğan yetişmiyor memlekette diye. Soğan geliyor, soğan yetişiyor. Gelecek, mutfağımıza alacağız. Lütfen bu psikolojiyi bırakın. Yiyeceğiniz kadar. Yani her hafta yarım kilo mu yiyorsunuz? Yarım kiloyu alın, tüketin, tekrar alın. Ha, eskiden Anadolu'dan böyle bir şey daha vardı. Mesela yollar kapanırdı. Ya da ya ne yapalım, sonbaharda işte bir iki tenis atalım. Kilerler vardı Anadolu'da. Kilerlere atıyordunuz evet, falan. Ondan sonra çıkarıp kullanıyordunuz. Şimdi öyle bir şey yok ya. Kapının köylerde bile marketler var. O dediğimiz köylerde var ya, adam yani 20 kilometre, 15 kilometre minibüse biniyor. Ya da orada bakkaliye vardır, bir market vardır. Ekmeği dahi oradan alıyorlar. Kimse ekmeği artık evden pişirmiyor. Fırınlar yok, tandırlar yok. Yok eski usulde. Hanımefendiler ekmek pişirmeye gidiyorlar, marketten alıyorlar. Her yerde market var. Her yerde efendim alabilirsiniz bunu. Panik yapmayın efendim. Yani eve niye 20 kilo soğan alıyorsunuz ya? Kaç bu kilo? Devirde böyle bir şey. 20 kilo, kilo adam ya. 3 kilodan 20'ye çıktınız zaten. Alıyoruz ama yani. Kış geldi mi, sonbahar geldi mi alıyorsunuz, bir kenara koyuyorsunuz efendim. Soğanı bir çuval aldık efendim. Ne olacak? Kış geldi falan. Lan orada market var. Niye alıyorsun? Eski alışkanlıkta. İzmir İstanbul eski yolda bir yer var. Adını unuttum. Tabii. Çok güzel soğanları kırmızı var. Kırmızı soğanlar, beyaz soğanlar. Soğan. Tabii oranın patatesler. Soğanı, ben bir sene öyle dönüşte aldım bir şey ama o kadar. Buyur efendim. Hayır ama çok güzel. Oranın meşhur ya soğanı. Evet tabii çok tabii. Çok güzel vallahi. Alınır, ben de alırım. Getirdi. Yollarda alınır. Bulunabilir hatıra olarak. Yersin ama zaman. Ama ben seviyorum öyle bir yere gittiğim zaman. Markete gidip böyle 20 kilo ait. Soğan almayın efendim. Hayır, 20 kilo yani. İstirham çok. Ediyorum. Ben bir psikolojiden bahsediyorum. Bu psikolojiyi atlatmasanız. Girmeyin. Ha. Olmaz. Yani memlekette patates de var, soğan da var. Çayın arkası da geliyor. Ziraat yapıyoruz. Buğdayımız da bu sene çok güzelmiş. Böyle bir panik yaşamayın. Onu demek istiyorum yahu. Bu şey pahalı pahalı mamulleri almayın. Adam da zaten daha da pahalanacak, arkası var mı ya da kiraz bahçesi diye yerine koyamam diye habire efendim zam koyuyor. Evet. Bu psikolojiden, bu yokluk psikolojisinden kurtulmamız lazım. Elhamdülillah başımızdan ziyade bol bol var efendim. Ben gazeteciyim, yalan söylemem ya, biliyorum nereden ne olduğunu. Evet. Evet, devam edelim. Buyurun. Haberlerimizle. Binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Demirkapı Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız bir iş yerinde sahte ve kaçak parfüm üretildiğini ve satışının gerçekleştiğini istihbaratını aldı. Geçtiğimiz Perşembe günü sahte parfüm üretimi yapıldığı öğrenilen depoya baskın düzenlendi. Depoda bilinen markaların sahtesi olduğu tespit edilen 7114 şişe parfüm, 1548 şişe güneş kremi yağı, doluma hazır 5312 tane boş parfüm şişesi, 185 litre esans parfüm kutuları ile sahte parfüm imalatında kullanılan bazı makineler ele geçirildi. Ya. Hem de o markanın marka etiketiyle satılacakmış. Tabii nasıl paralar götürecekler düşünebiliyor musunuz? Sahtekarlığı görüyor musunuz? Olacak o parfümü kullanan insanların şimdi, o cilt sağlığı. Yılbaşı gelir sahte içki evet. Ya da alkol. İnsanlarımızı öyle zehirliyorlar. Yaz gelir parfüm. Baklava yersiniz Ramazan-ı Şerif'te, içinde efendim fıstık fındık yok. Ne var? Bezelye var. Aman Allah'ım evet. Ya Rabbim. Efendim şerbette şeker yok, bilmem ne var, ne şerbeti var. Ya yapmayın ya. Ya biz Müslümanız, Türk'üz. Yani bizim bir ahlakımız var.
Niye sahtekarlık yapıyorsunuz ya? Ne olacak öbür dünyaya? Ne götüreceksiniz daha ya? Daha fazla, biraz daha kazanayım. Birazcık daha ya kazanayım hırsıyla. Çok kötü ya. İnsanların sağlığıyla oynanıyor bir de. Öbür tarafa ne götüreceksiniz? Agalar! Vallahi ölümlü dünya biliyor musunuz? Dediğim gibi yılbaşında insanlarımızı o şekilde öldürtüyorsunuz. Kaç kişi öldü? Kaç tabii, kişi öldü? Çok ciddi yaz, sayılar vardı maalesef ki. Yaz gelir kremden efendime söyleyeyim değil mi? Güneş tabii kremi. Tabii şimdi bir anne evladını alıyor ki aman çocuğumun cildi güneşten zarar görmesin. O zaman ne yapacağız? Eczaneden alacağız. İnternetten tabii, değil. Tabii ya. İnternetten ilaç, böyle önemli kremler, parfüm alınmamalı. Çünkü yazıyor adam parfüm için. Şimdi, işte diyor ki şey havaalanından uygun işte 1000 liraysa 150 liraya parfüm satıyor. Evet. Bir defa buna inanmamak lazım. Tester diyor. Ne tester ya? Neyin testerını 150'den verecek sana? Ya. Buyurun ya, efendim. Yüzden, lütfen hakikaten eczane dışında ilaç ben mesela krem her şeyi eczaneden alıyorum. Ya onu bırak. Çok güzel zeytinyağlarımız var ya. Evet. Mesela bilhassa güneşlenirken kullanmak lazım. Ama işte güneşe hani yakar. O da güzel yüce, yakar evet, zeytinyağı. Yakar, ama güzel şimdi olur. Mesela dikkat ben etmek olduma lazım. Kendime 50 faktörle başlıyorum. Tabii. Hani yüksek koruma oranı evet. Sürüyorum ki şey gibi tüpte yanmış gibi patlamayayım. Tabii ya bir de o var. Hakikaten şimdi çok mesela kötü. Bakın, güneş artık eskisi gibi değil. Gibi yani değil. Daha da kötüleşiyor. Şuraya bakın ya. Ay fabrika yazık gibi ya. Yazık günah ya. Hakikaten yazık günah. Neyse ki ele geçirildi. Tabii. Neyse ki yani kimseyi zehirlemeden, kimseye bir şey olmadan. Tam böyle deniz mevsimi açılmamışken, evet. Şey yapılmamışken bu baskınlar çok önemli. Polis bu takvimleri demek ki şeye bağladı. Yani tarih takvimler var önlerinde. Ona göre bu mevsimde sahtekarlar ne yapabilir? Ciddi söylüyorum. Bakın ben demin söyledim ya Ramazan-ı Şerif'te millet baklava yiyecek ama içinde ne var? Şey dediniz, bezelye var. Doldurmuş adam. Nasıl olur ya? Yani bu takvimleri polis de bildiği için çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Helal olsun, tebrik ediyorum. Kimseyi zehirlemeden, herhangi bir cilt evet. hastalığına mahal evet, vermeden tabii. polis baskın vurmuş. Evet, ülke sahipsiz değil tabii ya. Yani ülkenin polisi var, jandarması var, güvenlik güçleri var. Kimse sahipsiz zanmasın. Böyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Tebrik ediyoruz polisimizi efendim. Peki devam edelim. Evet. Kimliğini kaybetti, hayatı karardı. Kocaeli Gebze'de fabrika işçisi olarak çalışan Uğur Denktaş iddiaya göre 2015'te kimliğini kaybetti. Yeniden kimlik çıkaran Denktaş hayatına devam etti. Aradan 3 yıl geçti. Kapısını maliye ekipleri çaldı. Ekipler adına bir şirket kurulduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi. Yargıya başvuran şahıs imza uyuşmazlığı sebebiyle girdiği duruşmalarda beraat etti. Ancak geçtiğimiz günlerde şirkete ait 7,5 milyon liralık vergi borcu olduğunu öğrendi. Denktaş yetkililere seslenerek bu hatanın çözülmesini istedi. Tabii. Peki kimlik kaybolduğunda öyle bir şey imza bir şey demiyor muyuz? Kayboldu hükümsüzdür diye. Onu tabii ilan vermeniz acaba? Lazım. Evet. O ilanı vermeniz lazım. Benim bildiğim kadarıyla öyle. Ama şimdi yani devlet üzerinde de müracaatlar yapılıyor ve kimliğini alıyor. Bu adamlar şirket kurmuşlar. Acayip acayip şirketler ve mahkemeye gitmiş çocuk. Çok ilginç. Efendim ben bu şahıs ama kimliğimi kaybettim. Üzerime böyle bir ticaret yapmışlar. Şimdi herhalde tabii şey yapılacak yani bu çocuk... Anlaşılmış sonuçta imzadan beraat etmiş ama şimdi bu vergi borcunu olacak. Şimdi bu vergi borcu da ona göre tabii. Ona göre buna götürecek. Mahkemeye yapılacak. Gidecek tabii düzenleme yapılması lazım. Ne diyelim? Aman ha kimliğinizi kaybetmeyin. Aman. Vallahi kaybediyorsanız da hemen ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Bir arkadaşım işte evlenme cüzdanı hanımı düşürmüş çantasında bir yerde. Ya neler yapmışlar üzerinde. Adam düzeltene kadar 2,5 gerçekten sene. Gerçekten mi? Tabii 2,5 sene geçti. Tabii tabii. Yani acayip şeyler yaşadı. Vallahi öyle bir hikaye dedim ki sen roman yaz. Yani yaz bunları kardeşim yani. 50 sayfalık bir şey olsun. Başımdan geçenler. Benim başıma... Ders olsun. Ha, İbret yani aleme. Benim başımdan efendim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi diye bir başlık at. Millet ne geldi bunun başına bir alalım okuyalım. Ya 50 kuruşa 1 lira. Gazete sadece şey parası falan al dedim. Millet okusun. Ders çıkarsın. Mesela bu çocuğu biz niye haber yapıyoruz bu delikanlıyı? Ailesiyle perişan olmuş. Adamın yüzüne bak. Yani şey olmuş. Hakikaten yüz hatları da değişmiş. Kim bilir neler çekti, ne neler sıkıntılar yaşadı, çekti. Tabii. Devlet dairesinde kendini ispatlaya
bilene kadar efendim ben bu değilim bu ya da bu sahtekarlar beni dolandıranlar ben değilim ya ben buyum kimliğimi kaybettim işte şahıs benim falan diye bunu söyleyene kadar kim bilir neler çekti neler ya. Allah yardımcısı olsun. Amin. Hakikaten evet. Zor bir başımdan durum. Geçenler. Evet. Peki. Evet, peki siz ne zaman anılarınızı yazmayı düşünüyorsunuz Atabey? Anılar beni ağlattılar. Beni bu gece ağlattılar diyor. Bugün ağlattılar, bu gece ağlattılar mı? Tecrübelerinizi yani. Yazdığınız böyle bence bir yazmak kitap lazım. Niye olmasın? Tabii. Bence çok güzel olur, okunur da. Herkesin kesinlikle. Yazmasını da tavsiye ediyorum. Dedikodu değil de sadece tabii böyle ki, hatıralar. Hayır, hayır. Gençlerin işlerini de yarayacak. Hem işte yaşadığınız tabii. Tecrübeleriniz. Ha, onları oturup yazacaksınız. Gençler de onları okuyacak, faydalanacak. Şimdi gençler okuyor mu? Onu bilemiyorum tabii. Onu oturup Z kuşağı ne yapıyor? Z kuşağı okuyor mu? İnceliyor mu? İlgileniyor mu? Yoksa ilk duyduğu şeyi, gördüğü şeye mi şey yapıyor, inanıyor? Mesela ben bazılarına bir şey söylüyorum bazen. Bir kitap ya da bir gazete falan. Ya bir okusana falan, ilgilenmiyorum falan diyorlar. Neyle ilgileniyorsunuz bilemiyorum. Yani sürekli müzik dinleyecek, eğlenecek. Eğlenceli olacak yani. Onun için hayatı eğlenceli hale getireceksiniz. O eğlenceden kopmayacak, ödün vermeyecek. Yani sürekli eğlenecek o. Eğlenceli, o yaptığı iş de eğlenceli olacak. Bu şekilde hayatını devam edecek. Ama hayat çok, böyle geçer mi? Geçmez. Hani geçmez tabii. Hayatın gerçekleriyle yüzleştiğinde bir hayal dünyasında yaşadığını, o hayal dünyasını efendim bıraktıktan sonra gerçekle böyle hop yüz yüze geliyor ya, o zaman ulan ben demek ki hayal aleminde yaşamışım. Bak hayatın gerçeği buymuş, ben sürekli hayal görmüşüm ya da hayal içerisinde yaşamışım. Ben bu gerçekle, peki şimdi o zaman böyle bir şey var, sürekli hayal kuruyorsunuz ya, hayal, bir müddet sonra bir de yaşadıklarınız var. Bu arada zaman zaman çektikleriniz ve çektiğiniz acılar da var. Ondan sonra bir noktaya geliyorsunuz, diyorsunuz, anladım. Bu arada kurmuş olduğunuz hayaller, çekmiş olduğunuz acılar, cabası sizin ruh halinize de ciddi şeyler, etkiler bırakıyor, izler bırakıyor. Onun için bence ne yapacaksınız? Tecrübe çok önemli. Dinlemek lazım, okumak lazım. Acı çekmemek adına söylüyorum bunu. Eğer bir delikanlı, ya ben acı çekmek istemiyorum fazla. Doğrularla yürümek istiyorum. Hem kendi doğrularım ama aynı zamanda gerçekten doğrular ne? Onları da bilmek istiyorum. Hayatın gerçekleri diyoruz ya. Öyle bir iz takip etmek istiyorum diyorsanız o zaman efendim tecrübeleri, izlenimleri, yazılanları okuyacaksınız. Okumak. Ha, İlgilenmiyorum kesinlikle. Efendim. Kusura kesinlikle. Bakmayın. Neyle ilgileniyorsunuz bilmiyorum. Adam politikayla ilgileniyor musun? Hayır falan. En son o ne zaman oy verdim? Vallahi 3 seçim önce vermiştim. 3 seçimdir oy kullanmıyorum falan diyor adam. Böyle bu kadar ilgisiz yani. Halbuki biz mesela bizim yaşlardaki gençlik ortaokuldan daha liseye başlamadan ortaokulda memleket meseleleriyle ister istemez ilgileniyordu. Çünkü sahadaydı. Babasının yanında, annesinin yanında ya bir kuyrukta yağ bekliyordu. Ya hastanede efendim bir fiş alıyordu annesi babası doktora gidecek diye ya da bir ya da eczane kuyruğunda ilaç alacak gibi falan. Ama şimdi öyle değil. Gençlik biraz hazır. Her şeyi önünde hazır bulduğu gibi annecikleri, babacıkları da harçlık verdikleri için onlar biraz daha rahatı kolay yaşıyorlar. Biraz da hazır bekliyorlar. Bence istediği kadar zengin olsunlar. Anneleri ve babaları onları istediği kadar efendim onlara fırsatlar tanısınlar. Fırsat şeyleri olsun. Hayatları güzel tıkır tıkır gitsin. Mutlaka ben ne işe yarayabilirim? Kendim için ne yapabilirim? Ailem için ne yapabilirim? Bizim için ne yapabilirim diye soruları sürekli sorması lazım. Yoksa hakikaten hayat çok çabuk gidiyor. Bir hayal boşa dünyasında geçirilmiş bir hayat o zaman değil mi? Bir hayat tabii hayaller içerisinde yüzüyorsunuz. Ondan sonra tak hayatta yüz yüze geldiğinizde o duvara tosladığınızda gerçeği öğreniyorsunuz ama bir bakıyorsunuz geçmişte günler gelmiş geçmiş çekilen acılar efendim cebinizde kar kalıyor. Evet, durum bu. Kesinlikle öyle. Ben mesela ne isterdim biliyor musunuz? Yolum İhlas Medya ile İhlas'la daha böyle 30'larımda kesişsin çok isterdim. Vay be. Tabii o zaman işin belki mutfak tarafını da geçip hani sadece ekran önü değil de öyle şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum.
Ben onu bunu bilmem. Ama hiçbir şey için geç değil, değil mi? Tabii onu da yaparız, onu da öğreniriz. Ben şimdi İhlas Medya deyince hakikaten burası hiçbir şirkete benzemiyor. Aha. Yani bir defa burada insana değer var. Hanımefendiye de, beyefendiye de, delikanlıya da çok ciddi bir değer var. Kıymet var. O ölçüler içerisinde gidiyor. Ama dışarıda öyle değil. Birçoğumuz farklı yerlerde çalıştık. Orada gördüklerimiz burayla örtüşmüyor. Ben iddia ediyorum gelecekte 5 sene sonra ya da bilemediğiniz 10 sene sonra biz bu ekranlarda olur muyuz ya da tekabut oluruz derler ya, eskilerin dediği gibi jübile yapmış oluruz, kenarda bekler, takip etmiş oluruz. Birçok insan ben İhlas Medya grubunda ya da İhlas Holding'de çalışayım diye araya torpil bile koyabilirler, beni arayabilirler. Ataullah Bey, ya ben TGRT'de spiker olmak istiyorum. Vallahi bu tecrübelerim var. Ne olur sen, orada tanıdıklarım var. Bana yardımcı olur musunuz? İhlasla çalışmak istiyorum diyenlerin sesini bugünden duyuyorum. Çünkü İhlas Medya grubu çok güzel bir şekilde ayaklarının üstünde durarak artık yavaş yavaş yükselişe geçti. Diğer şirketleri de öyle. Çok hoş. 52 yıllık bir maziye sahip Türkiye Gazetesi ve aynı patronaj tarafından idare ediliyor. Bunlar çok önemli. Yabana atılacak gibi değil. Bir defa burada bir istikrar var. Mesela ben 30 yılı aşkındır İhlas'ta çalışıyorum. Bazıları maşallah diyor ya, bu kadar yıl oldu mu? Evet. Bu istikrar da çok önemli. Maaşlar da fena değil, güzeldir, güzel olmaya devam ediyor. Bazıları şöyle diyor. Şu yerden bana efendim işte bu kadar para teklif ettiler, gidiyor 1,5 sene dayanmıyor, geliyor, ne oldu arkadaş ya abi orada falan, şöyle böyle ne yapacağız şimdi, ne olur falan, vallahi ne takdir ederseniz burada bir istikrar var, devam etmem lazım, burada hadi çalışayım diye diyen insanların sayısı çok çok rastlıyorum. Yani 5 bilemedin 10, bak çok fazla bir tarih de söylemiyorum, gelecekte insanlar İhlas Medya grubunda çalışmak için benden bile torpil isteyebilirler efendim. Evet. Evet, huzurluyuz, mutluyuz. O kadar tabii. Kesinlikle. O çok ya, huzur lazım, istikrar çok önemli. Evet. De o var tabii. Evet. Peki haberlerimize devam edeceğim. Titanic pozu ölüm getirdi. İzmit'te Furkan Çiftçi ile kız arkadaşı Mine de balık tutuyordu. İskeledeki zincirlerin arkasına geçen genç çift Titanic pozu vermek isterken denize düştü. Mine de kurtarıldı, Furkan Çiftçi boğuldu. Öz çekim değil mi? Ya maalesef şimdi, o hani Titanic'te kızla erkek ben o filme arka gittim arkaya tabii. Elleri tutuştu, duruyorlar ya en şeyde iskele tabii. kısmında. Aynen öyle, çok benziyor sizin de anlattığınız gibi. Evet, hanım çok duruyor üzücü. Ama diğeri şey. Çok üzücü. Titanic. Nasıl dengelerini kaybettiler, nasıl düştüler? Bir defa iki defa izledim. İngiltere'nin yani batmaz dediği. Haşa şeye de, yaradana bile kafa dedi. Bu kafa tutulduğu bir gemidir o. Çok iddialı bir gemidir. Yolcu gemisidir. Batmaz bu. İstersen fırtına olsun, bilmem ne olsun, ne olursa olsun. Okyanusta, denizde, hayatta batmaz bu. Yürü kolum ki, yürü ya gemi, kim tutar seni dediler ve bir fırtınaya tutuluyorlar. Batıyor Titanic efendim. Orada hakikaten çok dramatik. Aynı zamanda orada bir aşk da yaşanıyor tabii. Orada birisi gidiyor. Bu da çok benziyor. Özçekim çok, gençler çok meraklı ya. Ağaçtan düşenler ama var. Ama çok olaylar yaşamadık tabii, mı zaten? Yüksekten düşenler düşüp var. Hayatını kaybeden tabii, oldu. Yani o özçekimi yapacağım diye, yani paylaşacağım diye falan. Bence TikTok'ta, onlar fotoğraf şurada, çekmekten ziyade benim anladığım o pozu verirken tabii, tabii. düştüler. Fotoğraf onu değil yakalamak bu. İstemişler. Fotoğraf mı? Yani tabii orada o pozu vermek, onu çekmek için, yani o anı çekmek için, onlara göre işte fotoğraf çekmek için öyle bir şeye bir poz vermek istediler. Ama demek ki arkasına, önüne dikkat etmediler. Bir yerde ayakları kaydı, düştüler. Bunlardan birisinin hayatı, birisi hayatını maalesef kaybetti. Maalesef ki gep gencecik insanlar. Ya bu öz çekim falan, bunlar çok önemli ama çok dikkat edin ya. Çatılara çıkmayın. Böyle ne diyeyim, ağaçlara çıkmayın, evet. Köprülerin efendim korkuluklarına tırmanmayın ya, bunlar çok tehlikeli çocuklar. TikTok'ta yer alacağım ya da sosyal medyada bir kare paylaşacağım diye bunları yapmayın.
Normal efendim, bazı şeyler mesela birileri de şey yapıyor, işte şuradayız kahve içtik diyor. Ne anlama geliyorsa ya, bir bakıyorum görsellerde şeyde, efendim pazar kahvaltısını şurada yaptık, efendim şurada kahve içtik. Ama ya, bugünümüzün artık ya. Kaçınılmaz sosyal medya hani kullanıcıları, o kadar da influencerlar var. Onlar da mekanları tanıtıyor, paylaşıyor. Bu normal, normal ama hani böyle dediğinize şu konuda katılıyorum, uçurumdur işte böyle tehlikeli çekimler yapmayın. Yani şurada kahve içmek falan niye beni, yani şimdi birileri üzülmesin. Şu içtin içtin niye görgüsüzlük yapıyorsun ya? Afiyet şeker olsun. Ya bu kahveyi bugün herkes içiyor. Yani sen orada içtin diye bir şey mi var? Bak ben de her gün burada içiyorum. İş yerinde içiyorum, masamda içiyorum ya. Afiyet bal şeker olsun Atabeyciğim. Eşimle falan yerde efendim açık büfe kahvaltı yapıyoruz lan. Olan var, olmayan var. Herkes yapabilir. Ne olmuş yani? Tamam, ben şimdi biraz ne ayıp şey ya. Kahve fincanlarımızı çekip sevgili partnerimle kahve keyfi diye etkinlik yani, yapacağım. Yani evet, gönder gitsin. Kahve içtik efendim programda. Atabeyciğim çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür size paylaşım yapacağım az sonra. Evet. Çok teşekkürler yorumlarınızdan dolayı efendim. İyi günler efendim. Diliyorum efendim. Yarın siz tekrar birlikteyiz. Efendim sizler ekranlarınızın karşısından ayrılmayın. Çünkü Mahmut Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan bizlerle birlikte olacak. Dün de konuşmuştuk, sizinle paylaşmıştık. Bugün böyle güzellik sırları, işte tuzdan güzellik oluyor mu? Oluyormuş efendim. Hepsini Mahmut Bey'e soracağız. Bir yere ayrılmayın.